Herkese tekrar merhaba. Ben Doktor Murat İşçi. Birinci ve ikinci soğurucu videolarımı seyrettiğinizi varsayarak başlıyorum. Eğer seyretmediyseniz konunun daha iyi anlaşılması için önce onları sırasıyla ve gerekirse durdurarak, geriye alarak, arada anlamadığınız tabirler olursa kısa araştırmalar yaparak, yani sindirerek seyretmenizi rica ediyorum. Önceki videolara YouTube'dan Doktor Murat İşçi kanalını aratarak veya aşağıdaki açıklama kısmındaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Gelelim en temel meseleye. Soğurucu nasıl yapılır? Soğurucuna nasıl başlanacağı, nasıl yapılacağı veya nasıl bitirileceği konusunda bilimsel bir kılavuz maalesef ki yoktur. Hatta modern bilimin mensuplarına soğurucu dediğinizde belki sizinle dalga geçip konuya çok hakim olmadıkları halde kafalarında kurgulayacakları ölümcül tehlikelerden bahsedeceklerdir. Onlara kesinlikle hak veriyorum çünkü aynı tepkiyi birkaç yıl önce ben de verirdim. Daha önce hiç soğurucu yapmadıysanız, yiyeceksiz geçireceğiniz günler için önden vücudunuzu hazırlamak başarılı olabilmeniz için çok iyi bir strateji olabilir. Peki soğurucu için nasıl bir hazırlık yapılmalıdır? Birinci videoma yorum bırakan arkadaşların bazıları şu şekilde yazmış. Yarın itibariyle 20 günlük soğurucuna başlıyorum. Sonra gelip buraya yazacağım. Hadi canım. Bir öğün atladığında elin ayağın titriyor. 20 gün sadece su içeceksin öyle mi? Hadi gelin şimdi size bu iş ciddi olarak nasıl yapılır onu tarif etmeye çalışayım. Birazdan anlatacağım fiziksel hazırlık kadar mental ya da zihinsel hazırlık da çok önemlidir. Böyle zorlu bir egzersizi ki parantez içinde söylüyorum bu ciddi bir metabolik egzersizdir bunu böyle görün. Neden yapmak istiyorsunuz önce buna karar verin. Çünkü bu süreçte zihniniz size çok ciddi oyunlar oynayacak ve aldığınız bu kararın ne kadar gereksiz ve tehlikeli olduğuna sizi ikna etmeye çalışacak ve çoğu durumda da bunu başaracaktır. Bu çok normal. Çünkü hayatta kalma içgüdüleriniz harekete geçecek ve biraz daha böyle devam edersen öleceksin gibi fikirleri kulağınıza fısıldayacaktır. Tabii ki çevrenizdeki insanlar da sizi desteklemeyecek ve şiddetle sizi vazgeçirmeye çalışacaklardır. Bu şartlarda soğurucu yapmak için gerçekten çok geçerli bir nedeniniz yoksa başarısız olmanız garanti. Bir de soğurucu tutmaya başladığınızda yeme ve atıştırma isteklerinizin çoğunun tamamen alışkanlık veya psikolojik olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü soğurucunun belli bir aşamasında hiç ama hiç aç hissetmemenize rağmen ciddi bir şekilde bir şeyler yemek içmek istediğinizi ve buna direnmenin ne kadar zor olduğunu fark edeceksiniz. Benim kendi soğurucu tecrübelerimde fiziksel olarak tok hissetmeme rağmen aynı anda mental olarak açlık hissettiğim garip durumlar yaşadım. İki hissi aynı anda yaşamak çok enteresandı. Özetle, mental olarak hazırlanmanız ve elde etmeye çalıştığınız faydayı önden belirleyip kendinize bir hedef koyabilmeniz ve zihninizin size oynayacağı oyunlara hazırlıklı olmanız çok önemlidir. Kilo vermek maksadıyla yapmak istiyorsanız bence yapmayın. Çünkü sürdürülebilir bir yöntem değildir. Çok daha kolay ve rahatlıkla hayat tarzına dönüştürebileceğiniz yöntemler var. Birazdan hazırlık aşamasını anlatırken bunları da anlatacağım. Ama sağlığınızla ilgili bazı sıkıntılarınızı iyileştirmek için veya metabolizmanızı dengeye getirmek ve ama temelde de detoks, gençleşme, bazı cilt ve sindirim sistemi sorunlarınızın azaltılması ve sağlıklı uzun ömür amaçlı olarak düzenli aralıklarla yapacaksanız kesinlikle desteklerim, yapın. Burayı dikkatle dinleyin lütfen. Soğurucu fazı için vücudunuzu nasıl hazırlayacağınız, davranışsal değişimleri de içeren en önemli kısmı size aktarıyor olacağım. Tarif edeceğim yöntem sayesinde ciddi bir açlık hissi yaşamadan metabolizmanızı bir düzene sokmanız mümkün olacak. Öncelikle varsa tüm şeker ve türevlerini hayatınızdan çıkarmanız gerekmektedir. Şeker tüketme alışkanlığınız veya bağımlılığınız varsa sırf bunu kırmanız bile aylar alabilir. Acele etmeyin, yavaş yavaş yapın. Bunu başardıktan sonra bu sefer tüm rafine karbonhidratları öğünlerinizden azaltarak çıkartmaya başlayın. Çünkü bu gıdaların besin anlamında vücudunuz için aslında hiçbir değeri yoktur. Bunlar sizi beslemez, iddia edildiği gibi enerjinizi de yükseltmez. Bu da tam olarak oturduktan sonra 3 öğünden birini atlamaya başlayın. Ben en kolay atlanan öğün olarak kahvaltıyı atlamanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde ara öğün yapmamanız gerektiğini söylememe bile gerek olmadığını anlıyorsunuzdur inşallah. Son olarak patates gibi kök sebzeleri ve tüm tahılları tüketmeyi bırakarak öğünlerinizde nişasta içeriği olmayan yaprak sebzeleri, meyveleri, tereyağı ve imkanınız varsa soğuk sıkım yoksa sızma zeytinyağı gibi rafine edilmemiş sağlıklı yağları ve protein içeriklerini arttırarak devam ediniz. Hazır olduğunuzu hissettiğinizde öğlen öğününü de atlayarak artık tek öğüne düşebilirsiniz. Buna savaşçı diyeti veya OMAD ya da günde tek öğün diyeti diyenler de vardır. Yukarıda sıraladığım yöntem sayesinde açlık duygusunu yenmiş bir şekilde metabolizmanızı yavaş bir şekilde bir düzene sokup kalori alımını doğal olarak azaltarak hücrelerinizin glikoz dışında yağ yakım ürünleri olan keton cisimciklerini yakma kapasitesini geliştirmiş, arttırmış olacaksınız. Böyle pıt diye olabilecek bir şey değildir. Bu konu çok uzun ve detaylı bilgiler içerir. Düşük karbonhidrat diyetler, keto beslenme veya orucu taklit eden diyet hakkında detaylı araştırma yapın lütfen. Birçok Türkçe ve İngilizce kaynak var.
Bu hazırlık çok önemlidir. Çünkü su orucuna başladığınızda şekere ve karbonhidratlara hala bağımlıysanız belki ilk gün ya da ikinci günü geçirirsiniz ama üçüncü günde çöküş yaşayıp baş ağrılarınızın, halsizliğinizin, bulantılarınızın olması neredeyse garanti olacaktır. Ve tüm bunları başarıyla yaptıysanız artık vücudunuz su orucu ya da açlık orucuna hazırdır. Bu konuda maymun iştahlı olmayın. Önce 48 saat yapın. Bir müddet ara verdikten sonra hazırsanız 72 saat yapın. Değilseniz bir daha 48 saat yapın. Arada OMA'da devam edin. Vücudunuzun açlıkla nasıl kolay baş edebildiğine siz de şaşıracaksınız. Sonra 4, 5, belki 7 gün için plan yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek de sıralı oruç veya alternatif gün orucu. Yani bir gün oruç, bir gün normal olarak beslenebilirsiniz. Ya da 2 gün oruç, 5 gün normal beslenme. Net bir şekilde tekrar edeyim, bunun yazılmış altın bir kuralı ve herkese uyan tek bir reçetesi kesinlikle yoktur. Kendinize en uygun yöntemi deneyerek çok rahatlıkla siz kendiniz bulabilirsiniz. Lütfen bu farklı yöntemleri araştırınız. Bu arada bu hazırlık aşamasında kazandığınız alışkanlıklarınızı bir hayat tarzına dönüştürebilirsiniz ki uzun ve sağlıklı bir yaşam için mutlaka dönüştürmenizi tavsiye ederim. Bunu başarabilirseniz kilo verme amaçlı olarak su orucu yapmanıza gerek bile kalmayacaktır. Bu süreçte zaten çok güzel kilo vereceksiniz, size söz veriyorum. Ben kendim tam 16 kilo verdim ve son bir yıldır pazar günleri yaptığım sabah kahvaltıları gibi bazı istisnai günlerim olsa da ağırlıklı olarak günde tek öğün besleniyorum. Sadece akşamları yiyorum ve günlerim de gayet verimli ve rahat geçiyor. Herkese de tavsiye ederim. Şimdi gelelim su orucu esnasında içebileceğimiz sıvılara. Su orucu tutanlar veya tutmak isteyenler bu oruç esnasında değişik değişik sıvıları alıp alamayacaklarını soruyorlar. Birinci videomda bu konuda çok açık bilgiler vermeme rağmen araya bir şeyler sıkıştırmak isteyenler hep oluyor. Mesela kefir. Ben bu konuda çok katı değilim ama katı olanlara da hak vermiyor değilim. İsmi üstünde su orucu. Sadece su içebilirsiniz. Amacınız detoks yapmaksa sadece su için. Ama ben kendim su orucu yaparken çay ve özellikle ikisi bir arada kahve beni çok rahatlatıyordu. Dedim ya, temel prensipler dahilinde herkes kendi yöntemini seçebilir. Çay, kahve, soda, bitki çayları gibi içeceklere yönelik bir zaafınız ya da bağımlılığınız yoksa sadece su içiniz. En iyisi budur. Ama bunları içmenizde de ben ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Tabii ki şekersiz olmak kaydıyla. Yine de eklemek istiyorum, çay ve kahve içimi orucu bozmayacaktır. Ama tüketildiğinde bende yarattığı etkinin tersine bazı kişilerde açlık duygusunu tetiklediği ve midede yanmaya sebep olabildiği gibi yorumlar yazanlar oldu. Kefire gelince, su orucu esnasında içerseniz, hele ilk 3 gün detoks amaçlı yapıyorsanız orucunuz kesinlikle bozulur. Kefiri orucu sonlandıracağınız zamana saklayın. Orada çok değerli olacak. Birazdan anlatacağım. Sorulduğu için söyleyeyim, şekersiz enerji içecekleri ve kemik suyu. Evet, bunlar da orucunuzu bozar, bu dönemde içmeyin. Bunları orucu bitirme döneminize saklayın. Ne kadar su içmeliyim? Günde 3 litreye yakın su içmelisiniz. Yeterince su içtiğinizi ağız kuruluğunuz olup olmadığıyla rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ağzınız kuruysa yeterince su içmediğinizi veya su kaybettiğinizi kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ya da basitçe beyin sapınızdaki susuzluk merkezinize güvenin. O iç diyorsa için, içme diyorsa içmeyin. Hepsi bu. Bunun da bir altın kuralı yok. En çok sorulan soru, hocam lahman yapmalı mıyım? Benim bu işin prensiplerini öğrendiğim kaynaklarda böyle bir zorunluluk, hatta herhangi bir tavsiye dahi kesinlikle bulunmuyor. Ama illaki yapmak gerektiğine inanıyorsanız yapın. Yapmayan takipçilerimden herhangi bir negatif dönüş olmadı şimdiye kadar. Dolayısıyla bunun kararını size bırakıyorum. Spor yapmak istiyorum. Su orucu yapanlar hep daha fazlasını eklemek istiyor. Su orucuyla vücudunuzu büyük bir fizyolojik stresin altına soktunuz zaten. Neden kendinizi daha fazla zorlamak istiyorsunuz anlamıyorum. Su orucu bitince günde 8 saat spor yapın. Bir hafta bekleyememenizin nedeni nedir? Anlıyorum, su orucunuzun etkisini arttırmak istiyorsunuz. Yapmayın. Ama açık havada hafif, hem bedeni hem zihni rahatlatıcı yürüyüşleri kesinlikle öneririm. Bunu mutlaka yapın. Koşmak, ağırlık kaldırmak. Sakın yapmayın. Vitamin, mineral almalı mıyım? Kısa geçeceğim. Bitkisel süplemanlar hayır. B vitamini hayır. Balık yağı hayır. Probiyotikler hayır. Bunların hiçbirinin su orucu döneminde alınması gerçekten gerekmiyor. Ve detoks sürecinizi hızlandırmaz. Hatta sekteye uğratabilirler. Multivitaminler 3-4 günden fazla yapacaksanız çok gerekli değil ama evet olabilir. Magnezyum, çinko, selenyum. Bunlar da gerekli değil ama imkanınız varsa kesinlikle alabilirsiniz. Hastalıklarım için düzenli ilaç kullanıyorum. Ne yapayım? İlaçlarımı keseyim mi yoksa aç karnına içsem bir şey olur mu? Arkadaşlar, bu ilaçları eğer siz kafanıza göre kullanmıyorsanız, ki bunu sakın yapmayın, bu ilacı size öneren doktorlarla bu konuyu konuşmanız gerekir. Durumunuzu en sağlıklı olarak değerlendirebilecek kişi odur. Bu sorumluluk onundur. İlacı kullanmanızı öneren kişi ancak ne zaman kesebileceğinize de karar verecek kişidir. Buna ne tek başınıza siz karar verin ne de bana ya da bir başkasına sorun lütfen. Orucun 3. günündeyim, hiç tuvalete çıkmıyorum, kabız mı oldum? Enteresan bir soru. En son yediklerinizi 2 gün önce çıkardınız zaten. Sisteme su dışında bir şey girmediği için tuvalete çıkmamanız çok normal, rahat olun. Dikkat etmem gereken özel bir şey var mı?
Eğer 48-72 saat yapacaksanız gerek yok. Ama daha uzun yapacaksanız mutlaka suyunuza günde 4-5 gram kaya, deniz veya Himalaya tuzu atınız. Normal tuz olmaz mı? Kesinlikle olur. Neden rafine olmamış tuzların alımını özellikle öneriyorum? Çünkü bu tuzlar diğer mineralleri de bolca içermektedir. Hatta hafif sıcak suya biraz kaya tuzu atıp içerseniz et suyu içiyormuş gibi bir hissiyat verir ve sizi rahatlatır. Peki neden tuz almalıyım? Çünkü kan glukoz seviyelerinizin düşmesiyle birlikte daha az insülin salgılayacaksınız. Bu da vücudunuzda su tutulumunun azalmasına ve idrarla tuz ve su kaybetmenize neden olacaktır. İstediğiniz kadar fazla su için vücudunuzda tutamayacaksınız, atılacaktır. Bu da nadir de olsa baş dönmelerine, baş ağrısına, mide bulantılarına ve halsizliğe yol açabilir. O yüzden tuz almanız önemli. Peki kimler yapmamalıdır? Birkaç insan grubu tıbbi gözetim olmadan su orucu yapmamalıdır. Buna GUT, insülin kullanmak zorunda olan tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları, kas kaybı yaşayan kronik nörolojik hastalığı olan hastalar, ilerlemiş kanseri olan hastalar, yeme bozuklukları olanlar, ileri yaşlı yetişkinler, hamile kadınlar, emziren anneler ve çocuklar dahildir. Vücudunda insülin hormonu olmayan ya da insülin salgılayamayan insanlar asla uzamış açlık periyoduna kendilerini sokmamalıdır. Sağlıklı insanlarda gelişen ketoza benzeyen ama son derece tehlikeli ve ölümcül bir durumu olabilecek ketoasidoz dediğimiz bir durum gelişebilir, aman diyeyim. Yine hali hazırda kanser gibi hastalık sebebiyle zaten beslenme yetersizliği yani malnütrisyon gelişmiş olan hastalar bu işten uzak durmalıdır. Onlar için yıkıcı ve geri dönüşümsüz sonuçları olabilir. Su orucu esnasında ne gibi istenmeyen etkiler yaşayabilirsiniz? Eğer vücudunuzu gerektiği gibi hazırlayarak başlamamışsanız ve sürekli tavsiye ettiğim gibi günde 4-5 gram kaya veya deniz tuzu kullanmamışsanız genellikle zararsız ve geçici olan bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunların başlıcaları uykusuzluk, halsizlik, baş, alt bel ve kas ağrısı, baş dönmesi, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı ve kalple çarpıntıdır. Bu sürecin bittiği en önemli aşama yani yeniden beslenme aşamasında orucu nasıl bozmalıyız sorusuna geldik. İlk videomda detaylı aktarmıştım, tekrar edeyim. Uzamış su orucunu bitirmeye karar verdiğinizde yemeklere saldırmayacaksınız zaten. Ama siz yine de yavaş gitmeniz gerektiğini bilin. Sonuçta ciddi bir detoks süreci geçirdiniz ve bu süreci bitirmek için en ideal seçim olabilecek buharda pişirilmiş karnabahar, lahana, brokoli, brüksel lahanası ve benzeri sebze yemeklerini yiyerek başlayın. Merak etmeyin, belki de daha önce iğrendiğiniz bu besinleri bayılarak yemeye başladığınızı fark edeceksiniz. Bir diğer öğünde et suyuna mercimek çorbası için. Probiyotikler ile yüklü gıdaları öğünlerinize ekleyin. Hafif, besleyici ve içerisinde uzun zamandır dinlenen ve belli bir dengeye gelen bağırsak mikrobiyotanız için son derece yararlı bakteriler içeren, sofralarımızın olmazsa olmazı milli besinimiz çok dengeli bir gıda olan yoğurt mesela. Yanı sıra probiyotik deposu olan her türlü turşu, elma sirkesi ve evet kefir şimdi tam zamanı. Bunlarla resetlenen bağırsak mikrobiyotanızı yeniden çeşitlendirerek yeşertin, çoğaltın. Yine probiyotikler ve bolca enzimler içeren peynirler ekleyin diyetinize. Burada ilgilendiğimiz tek şey vücudumuzda su orucu sürecinde azalan besin depolarını yerine koymak değil, aynı zamanda mide bağırsak sağlığınızı iyileştirmek için çeşitli müdahaleler yapmak. Böylece detoks sürecinizi en güzel bir şekilde devam ettirerek bitirmiş olacaksınız. Bu dönemi daha önce yediğiniz içtiğiniz zararlı gıdalarla olan ilişkinizi yeniden tanımlamak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Tüm zararlı yeme alışkanlıklarınızı bir daha başlamamak üzere geride bırakabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, uzamış açlık veya su orucu, yaşlanan hücrelerimizde otofajiyi tetikleyerek bozulmuş ve işlevini yitirmiş tıkanmış sistemleri açar. Vücudun bolca yeni kök hücre üretmesini ve aktif olmayan hücreler ile yer değiştirmesini sağlayarak yenilenmeyi, gençleşmeyi tetikler. Kanda şeker seviyesini normale döndürür. Kötü kolesterol LDL ve trigliseritlerin düşmesine, iyi kolesterol HDL'nin artmasına yol açar. Tansiyonu düşürür. Düzenli tekrarlanırsa beyinde bilişsel fonksiyonların iyileşmesine katkıda bulunur. Alzheimer, Parkinson ve erken bunama hastalıklarını önler veya yavaşlatır. Kas kitlesini arttırır, kemik yoğunluğunu arttırır, kistik akne, egzema ve sedef gibi ciltteki kronik sorunların azalmasına, cildin parlaklaşıp yenilenmesine, elastikiyet kazanmasına yol açar. Bağırsak mikrobiyotasını resetleyerek, bağırsağın kendini yenilemesini hızlandırarak sızdıran bağırsak, ülseratif kolit, kron gibi kronik sindirim sistemi hastalıkları için faydalı olabilir. Karaciğer ve pankreasın yağlanmasını azaltır. Kanser hücrelerinin gelişmesini önler, kemoterapiye cevabı iyileştirebilir ve en son olarak metabolizmanızı hızlandırarak hızla kilo vermenizi sağlar. Periyodik olarak yapılan uzamış açlık veya su orucu, obezitenin, diyabetin, birçok kronik hastalığın, erken yaşlanmanın ve hatta kanserin antidotudur.
ve tüm bunları bu kadar kolay ve ucuza başka hiçbir yöntemle elde etme şansınız en azından bugün için yoktur. Bütün bunları size sağlayabilecek bir ilaç olsaydı bu ilacı satan firma trilyon dolarlar kazanırdı. Final olarak size sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını söylüyorum, hazır olun. Özellikle belli bir yaştan sonra kalori kısıtlaması yapmak ve periyodik uzamış açlık. Oruç, yazılmış çizilmiş bilinen tüm faydalarının çok ötesinde vücuttaki tüm dokuları iyi yönde etkileyerek bir dönüşme neden olan inanılmaz bir fenomendir. Henüz bilinmeyen faydalarının tecrübeler ve araştırmalar derinleştikçe gün yüzüne çıkıp zaman ilerledikçe daha da artacağından eminim. Umarım bu bilgilerin faydası olmuştur. Emeğe saygı babında videoyu likelamayı ve faydalı bulduysanız sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yakında yeni bir videoda görüşmek umuduyla hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.